Herkese selamlar. Fenerbahçe'nin Mali Genel Kurulu'nda Ali Koç'un yaptığı açıklamalar sadece gündeme değil, Türk futbolunun geleceğine damga vuracak cinstendi. Çok şey konuşuldu. Arasından bir takım haberler çıkarttım. Mehmet Büyükekşi ile ilgili Cumhurbaşkanımıza yaptığı çağrı. Devlet bankalarının, konsorsiyumların, dört büyük kulübün borçlarını yapılandırdıkları zaman o kulüplere yaptığı katkının maddi boyutu. 4 senede Fenerbahçe'nin borçlarının 200 milyon euro azalırken Türk lirası cinsinden uzaya gidişinin hikayesi. Çok konu başlığı var. Ya da tribün biletleri biraz uygun fiyatta olsun diyen genel kurul üyesine ben size ne anlatıyorum, ne kadar acayip bir süreçten çıkıyoruz. Üzgün olarak söylüyorum, kombine biletlere zam gelecek %100'ün üzerinde dedi. Ve salon alkışladı. Acayipti ama şimdi bütün bu konulara değinmek istiyorum. Tarihe not düşelim. Bir, Fenerbahçe 2022 yılında futbolcu satış ve kiralama bedeli olarak 221 milyon lira beklediğini bütçe kalemine koymuş. Geçen sene gerçekleşen 75. Bu 221 milyon lira bütçenin karşılığı 13 milyon euro. Başkan kimle büyük ihtimalle yolları ayıracaklarını söylemişti geçen konuşmasında. Kimi yaklaşık 13 milyon euroya satacaklarını öngörüyorum. Bakalım doğru çıkacak mı? Borç 4 senede 612 milyon eurodan 409 milyon euroya düşmüş. Yani borcu 203 milyon euro düşürmenin haklı gururuyla konuştu Erol Bilecik. Bu Erol Bilecik'i de ayrıca bir not alayım. Yani müthiş güzel Türkçesiyle, güzel sesiyle müthiş sunumlar yaptı. Ama bu ekonomi olan hakimliği inşallah spora da yansır. Güzel rekabete de yansır. Ya bu adamın Galatasaray'a Cincon diye takılmasını da hala aklımdan çıkaramıyorum. Özür de dilememişti. Neyse, borcu 203 milyon euro düşürmüşler. 203 milyon euro nasıl düşürdüğünü tabii ileride değerlendireceğim ama borç 3 milyar 184 milyon liradan 6 milyar 190 milyar liraya ulaşmış. Yahu çok zor, acayip zor. İnşallah kulüplerimiz bu büyük ekonomik kamburlardan zaman içinde doğru politikalarla kurtulmayı başarırlar. Çok önemli bir şey var. Fenerbahçeliler bununla her zaman övünürler. Ben de kendilerini tebrik ediyorum. 190 milyon lira vergi ödediklerini söylediler geçtiğimiz yıl. Rakam yanlış olabilir, özür dilerim ama yani minimum 200 civarında, belki 390 olabilir diye hafızam zorlanıyor. 190 çok değerli bir para, salon alkıştan koptu. Hatırlarsınız bu ödenen vergiler, futbolcular için ödenen stopajlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın da onayıyla kulüplerimize amatör branşlarda kullanılmak üzere geri veriliyordu. Birkaç kulübün bu parayı amatör branşlarda kullanmak yerine çarçur etmesi, profesyonel futbola harcaması üzerine bu uygulamadan vazgeçti devlet. Şimdi Fenerbahçe olimpiyatlara giden sporcuların 1/5'ini göndermekten haklı gurur duyarken, dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları çıkartmaktan ya da olimpik sporcu yetiştirmekten, illa madalyaları da almaz. Bu kaynak onlar için önemliydi. Devletin ben bu uygulamaya tekrar geri dönmesini istiyorum. Devletin kredilerde hepimize cömert davranmasını istiyorum da kulüplere davrandığı gibi. Kulüplere ayrımcılık sadece burada yapılmalı. Amatör branşına harcadığım parayı kardeşim benden al. Vergilerinden düşüyorum demek. Fenerbahçe şunu açıkladı. 2021-22, 22-23 yıllarında ana para ödemesiz 9 yıl vadeli kredinin ne anlama geldiğini anlattılar. 31-12-2021 itibarıyla bertaraf edilen kur farkı, yani
Devletten krediyi aldılar. Mevcut yabancı para birimi cinsinden borçlarını Türk lirasına çevirdiler. Onları kapattılar. Kur 7,16 liraydı dolarda. Şimdi 16 lira civarında. Erol Bilecik gururla söyledi. 2,4 milyar lira kur farkından bertaraf ettiğimiz borç oldu dedi. Yani o Ali Bey'in ayak dirediği banka yapılandırması olmasaydı Fenerbahçe'nin borcu 6,1 6,2 milyar lira olmayacak, 8,6 milyar lira olacaktı. Yani öz Türkçesi devlet kamu kaynaklarından, kamu bankalarından 141 milyon euroluk bir sübvansiyon uygulamış Fenerbahçe'ye. Galatasaray'da da aynı, Beşiktaş'ta da aynı aşağı yukarı. Trabzonspor'un biraz düşük. Çok şikayet etmemek, biraz da üretmeyi becermek lazım. Ama ben Ali Koç'a çok saygı duydum şu çıkışından ötürü. Şimdi kulislerde hep bıdır 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 konuşulan şeylerin yüksek sesle söylenmemesi hep beni rahatsız etmiştir. Mehmet Büyükekşi, yani Kulüpler Birliği Vakfı toplantısından dün 200 tane imzanın hazır olduğu Mehmet Büyükekşi ile ilgili haberleri çıkmıştı. Ali Koç'un konuşması gerçekten acayip diyor. Ali Koç 3 Temmuz sürecinin hasarını hala tamir edemediklerini, 10 senedir kaybettikleri itibarın, şirket değerinin, telafisinin kolay kolay mümkün olmayacağını söyledi ve devletin kamu kurumlarına insan alırken FETÖ ile ilintisi konusunda gösterdiği hassasiyette çok saygı duyduğunu söyledi. Ancak acayip bir örnek verdi. Piyasadan ikinci el bir telefon edinen insanın telefonda baylok tespit edildiği için kamu görevinden uzak tutulduğunu, devletin kılı kırk yardığını söylerken aynı hassasiyetin Türkiye Futbol Federasyonu başkanı, yönetim kurulu ve çalışanları içinde gösterilmesi gerektiğini belirtti. Dedi ki, Mehmet Büyükekşi benim çok saygı duyduğum, sevdiğim, değer verdiğim bir insan. Ben bunu kendisinin yüzüne söylediğim için burada da söylüyorum dedi ve Cumhurbaşkanı'na seslendi. Mehmet Bey'in kardeşinin yapmış olduğu ya da işte FETÖ'yle ilişkili olması Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına gelmesinde önemli bir engeldir, engel olmalıdır. Benim Mehmet Bey'e saygım, sevgim, güvenim çoktur ama daha fazlasını söylemek istemiyorum. Yumuşak karnı olabileceğinden korkuyorum. Bu konu tartışmaya kapalı olmalı. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de isminizi kullandıkları için size sesleniyorum. Lütfen müdahale edin ve başka aday bulunsun dedi. Kendisinden şüphe etmediğini ancak spekülasyon konusu olabileceğini, zaafları olabileceğini vurguladı. Önemliydi. Şimdi ne olacak? Seçime şunun sırasında 12 gün falan kaldı. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ben Ali Koç'un bu çıkışının ve bu talebinin bir geri dönüşü olacağını tahmin ediyorum. Yeni bir aday çıkmasını bekliyorum. Benim için şu dakikadan itibaren sürpriz olmayacak. Öte yandan Fenerbahçe için İçişleri Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanımız sayesinde Maltepe'de Samandıra tesislerinin hemen karşısında 125 bin metrekarelik bir altyapı tesis için arazi tahsis edildiği müjdesini de verdi. Sayın Ali Koç. Hayırlı uğurlu olsun Türk sporu için. Ama Sayın Ali Koç'un konuşmalarında da anlıyoruz ki yapılandırmada devlet
arazi tahsisine devlet. Tüm kulüplerimiz için, özellikle büyük kulüplerimiz için maalesef. Keşke bütçesi daha dar kulüpler içinde olabilse. Federasyon başkan adayında da devlet büyükleri. Dilerim ki kulüpler kendi ürettikleriyle ayakta kalmaya, yarışmaya, kardeşçe yarışmaya devam ederler. Ali Bey, Trabzonlulaşmasından federasyonun çok rahatsız, kurulların Galatasaray ve Beşiktaşlıların da ileride buna tepki göstereceğini göreceksiniz dedi. Ben de aşağı yukarı benzer düşünüyorum. Zaten bir de şey yani, başarısız olanların benzer tepkileri vermesine de alışığız. Çok acayip bir genel kuruldu. Ali Bey'in kendisine sosyal medyadan değil, pardon affedersiniz, mail yoluyla küfreden bir ve disiplin kurulu tarafından ihraç edilen bir üyenin özür dilemesi üzerine yaptığı hatadan hemen döndü, hemen özür diledi, çocuklarıma karşı da mahcubum dedi bana. Benim açımdan mesele kapanmıştır demesi gerçekten çok sıra dışıydı ve çok hoşuma gitti. Ben aynı olgunluğu gösterir miydim bilmiyorum ama salon da sevdi. Ali Bey'in affına onlar da katıldılar. Güzel bir sahneydi. Beyefendi, küfürlü mail atan beyefendi gerçekten çok üzgündü. Ve hiçbir şey istemiyorum sizden. Ali Bey, sizden ve yönetiminizden özür dilerim dedi. Güzeldi. Bakalım bunun bir takım yansımaların olması gerekecek. Eğer hiçbir şey olmamış gibi devam ederlerse sıkıntı olacaktır diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.